Yeni başlayanlar için bayram açlığı almanın yolları bölümüne hoş geldiniz. Bayram sabahı Bilal'in haçlık alabilmesi için izlemesi gereken 6 yolu birlikte inceleyeceğiz. Dede! Babaanne! Bugün bayram! Bilal, bayram sabahı ilk bayramlaşan çocuk olarak dedesinden büyük haçlık almak istiyor. Bilal, torunum. Gel bakayım dedesinin aslanı. Öpeyim dede, babanı öpeyim. Babaanne, dede bunu da öpeceğim. Bir de bana söyleyeyim. Bak bak, kurnaza bak. Taktik geliştirmiş. Harçlığını artıracak aklınca. Bilal, ne dedim ben sana evden çıkarken? İnsanları darlama. Aşk olsun baba. Darlıyor muyum? Sizi babanla darlıyor muyum dede? Oğlum abartmasana. Biz de bir bayramlaşalım. Madde 1. Bayram harçlığıyla aranızdaki tüm engelleri kaldırmalısınız. Birinci engel şeker. Bayram harçlığının tek alternatifi maalesef bu. Kıvrak bir zekayla şekerden kurtulmalısınız. Ben size şeker ikram edeyim de ağzınız tatlansın. Ya hiç zahmet etme babaanne, ben yiyemem. Neden? Şeker var bende. Şeker mi var? Ya evet bak, sabahtan beri... sabahtan beri bütün apartmandan şeker verdiler. Siz bana açlık verin demek, ha? Değil mi dede, değil mi babaanne? Bana açlık vereceksiniz. Bilal, tık! Baban evde verdi ya senin açlığını. Ya anne, sen ona açlık mı diyorsun? Oğul sorsa anca haççık olur. Bilal, tut. Uğraşmayın torunumla. Ben onun mendillerini vereyim de coşsunlar. Dede harçlık yerine mendil veriyor. Halay çektirecek galiba bize. Madde 2. Bayramda büyüklerin çeşitli harçlık verme şekilleri vardır. Asla hemen hayır demeyin. Al Bilal'im. Al kardeşim, bu mendil senin olsun. Coş artık, coş. Aa, pembe para. Pembe para? 200 TL. Ben de mendil istiyorum. Bana da mendil verin. Ne oldu? Ne oldu orada? İçine ne kaçtı? Mendil canavarı. Mendil canavarı. Peki nasıl yapıyorsun o sesi? İçimden geliyor, boğazımda. Peki bize bir iyi bayramlar der misin o sesle? Mendil çılgınlığından alalım. Marco cep yine bağlı diyeceği çocuk. Korkma evladım, dedeniz fazladan mendil hazırladı. Hepinize yetecek kadar var. Vallahi mı? Verin benim mendilimi de. Herkese iyi bayramlar. Öpeyim ıslanca. Hakikaten çok sevimli bir bakış bulmuşsun. Ben de vereceğim neredeyse açlık. Bir şey söyleyeceğim. Olur. Seni olur. Seni baştan alalım Berke. Sen fırsatçı kuzensin, tamam mı? Böyle hani o şey hallerini iyice kullan, en sevimli haline gel. İyice abart bize, tamam mı? En sevimli halini yap bakayım, bir görelim. Tamam. Hadi baştan alalım seni. Elini öperken dede de en içten, tamam mı? Dede. Elini öpüyorsun dedenin. Ver o zaman benim mendilimi de. Dede. Gitti gelmedi. Verin o... Verin o zaman... Verme verme kalsın. Hadi baştan alıyoruz. Vallahi mı? Verin o zaman benim mendilimi de. Herkese tekrar iyi bayramlar. Öpeyim Mesut dedem. Aa, çıkarıcı kuzen Mustik de geldi. Madde 3. En olmaz anlarda çıka gelen gözlüklü, sevimli akrabalardan uzak durun. Zira onlar haçlık konusunda birer uzmandır. Her şeyi silah olarak kullanabilirler. Ay canım, çok tatlı ya. Ay bence de çok tatlı. Gel Mustafa evladım, bizim de elimizi öp. Benim Berkoz'um. Baya. Baya. Aa, babam 50 lira verdi.
Ya baba benim senden 50 lira almam 50 haftamı alıyor. Bilal, dıt. Berhun Erdoğan abi. Kızım sen niye veriyorsun? Bırak, aynı yaştayız biz. Doymadın hala. Ana, çocuk değil, Hülyan bankamatik sanki. Çıkardıkça çıkartıyor. Herkese tekrar iyi bayram ya. Sevgiyi bekleyeyim. Alo, dediğim arsayı aldınız değil mi? Para bende, geliyor. Anne, öpeyim mi? Çok sevimliyim değil mi? Yavrum çok ayıp ama. Yapılır mı öyle numaralar açlık almak için? Aşk olsun. Bilal, dıt. Ya anne, adam arsa aldı, arsa. Ben daha 1 lira harçlık alamadım. Tamam, dedesinin bir tanesi. Senin mendilin de... Efendim, hayırlı bayramlar. Öpeyim mi sen de, tut bakayım sen şimdi. Oh, ne oluyor ya? Hoş geldin kapıcı Bahadır Efendi. Senin mendilin de buymuş. Senin hakkınmış. Ne gerek vardı Mesut Bey ya? Bence de gerek yoktu, ne oluyor? Vay, Bilal. Kocaman olmuşsun sen ya. Ne kadar da büyümüşsün sen. Madde 4. Bayram günü size olduğunuzdan büyük göstermelerine izin vermeyin. Zira siz büyüdükçe haçlık alma oranınız küçülür. Ya ne kadar büyümüş olabilirim Bahadır abi? Çocuğum işte. Bayram harçlığı alacak olan ama bir türlü alamayan bir çocuğum. Ya Burak ne çocuğu? El öptürecek yaşa gelmişsin. Askerlik geldin geldi gelecek. Hala bayram açtın peşindesin. Vallahi ayıp billahi ayıp Bilal ya. Ayıp yani. Ya neden böyle yapıyorsun Bahadır abi? Ya bırak bana abi deme. Sen bana devran de devran. Hatta görüşürüz Bilal abi. Hadi görüşürüz. Yok Bilal amca. Of, harçlık da alamadık. Mesut Bey, çocuk hala bekliyor. Versene çocuğun harçlığını. Yok anneciğim, ne gerek vardı? Kocam adam olmuş işte ya. Siz karışmayın. Onun mendili hazır. Al Bilal. İyi bayramlar dede. Ya bu kim? Al komşunun kızı. Çok efendi, çok akıllı kız. Maşallah, maşallah. Ama o harçlık benimdi dede. Korkma aslan torunum. Sana da veririz. Burada bir mendil daha var. Mendilin kapısı yok mu kardeşim? Giren girene, çıkan çıkana. Bu kim? Al komşunun kızı. Çok efendi, çok akıllı kız. Maşallah, maşallah. Anam, dejavu oldu. E mendil kalmadı. Mendil bitti, mendil kalmadı ya. İzinle al mendil. Bunlar boş. Sen çok iyisin. Sen çok iyisin. Hayır, sen çok iyisin. Hayır, sen çok iyisin. Ben iyiyim. Hayır, ben iyiyim. Hayır, ben. Hayır, ben. Ben. Kapıyı kilitleyin, kapıyı. Harçlık alamadık bu bayram. Korkma aslan torunum. Deden seni harçlıksız bırakır mı? Yine son bir mendil daha var. Hadi dede, ver mendilimi. Bayram çocuğu gibi mutluyum şu an. Hadi bismillah. 1 lira. Baba 1 lira verdi bana dedem. 1 lira? Baba 1 lira var mıydı ya? Eski para mıymış? Olsun. Önemli olan düşünmek değil mi oğlum? Önemli olan düşünmek falan değil baba. Önemli olan bayram harçlığı ya, bayram harçlığı. İşte bayram alası da geldi. Aa, bu senin. Madde 5. Senin. Eğer biri harçlığınızı cebinize sokuşturuyorsa bilin ki kaçak dövüşüyordur. Yedim 2 pide kebap salonu. Islak mendil bu. Canım, canım, canım. Kahvaltı hazır değil ama. Burcu geldi, kahvaltı hazırlayalım. Mezumandan da neredeyse gelir, görüşürüz. Herkes bir garip ya. Siz başlayın. Ben bankaya gidip torunum için para çekeceğim. Onu mutlu görmeden benim boğazımdan bir lokma geçmez. O benim en kıymetli varlığım. Ya dede, ben mendilimi alınca çok sevindim. Ne diyeceğim bilemedim. Ya
En güzel aşık sevgiymiş ya. Madde 6. Bayramlarda önemli olanın haçlık falan değil, bir arada olmak olduğunu bilmek gerek. Dünyanın hiçbir hazinesi büyük ve mutlu bir aileyle edilen bayram kahvaltısına değiştirilemez. Yani çocuklarımızı böyle görmek inanılmaz bir enerji verdi bana. Neler hissediyorsun böyle misafir olarak gelmek? Çok duygulandım. Onları böyle görünce küçük küçük ekibimi çok özlediğimi fark ettim. Bir ikincisi yani çocuklarımızın hepsi gerçekten dünya tatlısı. Çok yetenekliler, birbirlerine çok saygılılar. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda takdir edersiniz ki 23 çocuğumuzu bu kadar kısa süreden çalıştırıp sahneye sunmak gerçekten zor bir iş. Sahne dışında da... sahne arkasındaki ekibi de gerçekten tebrik ediyorum. Onlar için de bir alkış lütfen. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bölmüş olmayayım. Devam edin buyurun. Ay inşallah geç kalmadım kahvaltıya. Hala. Alırım ben tam abla ya. Tam zamanında yetiştin. Oh ne güzel. O zaman öpün bakayım elimi. Ay sıra geldi bayram harçlıklarını vermeye tabii. Ya ben ailenin önemini anladım. Harçlık falan istemiyorum. Vay helal sana be. O zaman kardeşin küçük ya ona bayram harçlığı verelim tabii. Al bakalım nezaketçim. Aa yine pembe para. Yok artık. 200 lira. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Al abi. Bu ikimizin harçlığı olsun. Sen ikimize de bir şeyler alırsın. Tabii kardeşim alırım. Ne demek? Ay aferin benim yeğenlerime. Ay bak ne diyorum. Şimdi böyle her bayramda bizim söylediğimiz bir şarkı var ya. Onu böyle birlikte mi söylesek? Ay! Olur mu? Ay şöyle oturalım hadi. Herkes otursun. Madem öyle herkes gelsin de hep birlikte söyleyelim şarkımızı. Hazır mıyız? Evet. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Bütün aşkımızın meyvesi. Aşkımızın? Acı meyve bu canım, acı meyve. Yasin neyle mama? Hani sen...